Doların Haziran serüveni can yakacak. Selçuk Geçer, dikkat, dedi, dolar için akıl almaz seviyeyi verdi. Gram altın 900 liradan 1000 Türk lirası seviyelerine koşarken, dolar ise 17 bantlarını zorlamaya başladı. 5 aylık sürede 12 liradan 16 liraya çıkan doların gidişatı ise merak uyandır. Elinde dolar yatırımı olanlar Alsat için uygun tarih araştırırken, piyasa uzmanı Selçuk Geçer yayınladığı yeni videosunda doların çıkacağı seviyeyi söyledi. Türkiye'nin kötü bir süreçten geçtiğini belirten Geçer, dolar bozdurmak isteyenlere de dikkatli olun uyarısında bulundu. Dolarda 19 liraya hazır olun. Dolar ile euro arasında makas kapandı. Bunun nedeni panik. 50 baz faiz artırımı da söz konusu. Kabine toplantısında süper bono çıkar mı düşüncem vardı. Bunlar çıkmadı. Daha güzel haberim var. Ay'a çıkıyoruz. Umarım uzay başvurularınızı yapmıştır. Brent petrol fiyatları yükselmeye devam edecek. Çünkü Rusya-Ukrayna krizi bitmedi. Bir de Çin'den kapanmalar başladı. Dünya fokurdamaya devam ediyor. Stagflasyon korkusu başladı. Bu da merkez bankaları daha fazla agresifleşecek mi? Sorunu getirdi. O açıklamalar yavaş yavaş başladı. Dolarda 19 liraya hazır olun. Dolardaki ilk hedef 16,80, sonrasına 17 lira olacak. Bu seviyeye önümüzdeki günlerde gelirsek şaşırmayın. Dolar 27 Aralık'ta 12 liraya geldi. Ama bu artık olmayacak. Merkez Bankası o dönem 20-30 milyar dolarlık bir para harcamıştı. Bu maceranın toplam süreci 5 ay. 5 ay içerisinden 12 liradan tekrar 16 liraya çıktı. 18 saymıyorum, o 1-2 saatlik bir olay. Bu filmi bize güzel oynadılar. Doları 13 ila 14'te tutamıyorlar. Borçları çıkardığımızda rezervlerimiz eksilerde. Neden? Dolar bozdurmak isteyenler bir daha düşünün. Dolar bozduralım mı sorusuna ise Selçuk Geçer, dikkatli olun cevabını verdi. Geçer, yastık altındaki paraları geri alabilmek için 40 takla attılar. Oysa bankacılık sisteminden çekip aldık. Tefeci borçların içine girdik. Korkunç bir kısa vadeli dış borcumuz var. Türkiye artık işin içinden çıkmayacak hale geldi, ifadelerini kullandı. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Piyasa analisti Selçuk Geçer doların zirvesinin tarihini açıkladı. Piyasaya ilişkin yüksek tahminleriyle tanınan piyasa analisti Selçuk Geçer, doların yükselişe geçeceği tarihi verdi. Kaynak, piyasa analisti Selçuk Geçer doların zirvesinin tarihini açıkladı. Yüksek kur tahminleri ile bilinen Geçer'den bu defa da herkesi korkutan bir analiz geldi. Enflasyon üzerinden dolar kurunu değerlendiren Geçer, dolar için zirve seviyesini açıkladı, tarih verdi. Dolarda yaşanan yükseliş trendine ilişkin ciddi uyarılarda bulunan Geçer, yine herkesi şoke eden dolar seviyesi paylaştı. Mayıs ayında piyasalarda yükselişlerin olacağını her paylaşımında dile getiren Geçer, bu defa dolar için zirve seviyeyi açıkladı. Temmuz ayında dolarda zirveler yaşanacağını ifade eden Geçer'in Mayıs ayı tahminleri tutunca, Twitter hesabından paylaşımlar dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Geçer, sosyal medya hesabından, dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 her an. Boşa dolar 17 demedik. Dolar 14.95 ifadelerini kullandı. Geçer, aynı tahminleri tekrar yineleyerek bu defa da dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 her an diye paylaştı. Piyasalarda son durum ne? Dolar baskılanmaya rağmen 14 Türk lirası bandını kırarak hızlı bir yükseliş trendine girdi. 14 Mayıs Cumartesi gününe 15 Türk lirası 48 kuruş seviyelerinde giren dolar, önceki günü 15,47 ile kapatmıştı. Gram altın ise 15 Mayıs Cumartesi gününe 901 lira ile giriş yaparken 899 Türk lirası ile önceki günü kapattı. Euro ise dolarla arasında olan makas aralığını açtı ve hızlı bir yükselişe geçerek 14 Mayıs 2022 Cumartesi gününe 16 Türk lirası 11 kuruş ile alıcının karşısına çıktı.
Kaynak, piyasa analisti Selçuk Geçer doların zirvesinin tarihini açıkladı. Selçuk Geçer doların zirve yapacağı tarihi açıkladı. Mayıs ayında piyasalarda yükselişlerin olacağını her paylaşımında dile getiren ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 her an diye paylaşım yaptı. Milli Gazete'nin haberine göre, dolar 14 Mayıs 2022 Cumartesi gününe 15,48 kuruş ile başlarken, altın ise hafta sonuna 901 Türk Lirası ile giriş yaptı. Dolar 16 seviyelerine yaklaşırken, altın ise ani iniş çıkışlarına devam ediyor. Dolarda yaşanan yükseliş trendine ilişkin ciddi uyarılarda bulunan ekonomist Selçuk Geçer, yine herkesi şoke eden dolar seviyesi paylaştı. Mayıs ayında piyasalarda yükselişlerin olacağını her paylaşımında dile getiren Geçer, bu defa dolar için zirve seviyeyi açıkladı. Temmuz ayında dolarda zirveler yaşanacağını ifade eden Geçer'in Mayıs ayı tahminleri tutunca, Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Geçer, sosyal medya hesabından, dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 her an. Boşa dolar 17 demedik. Dolar 14.95 ifadelerini kullandı. Geçer, aynı tahminleri tekrar yineleyerek bu defa da, dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 her an diye paylaştı. Piyasalarda son durum ne? Dolar baskılanmaya rağmen 14 Türk Lirası bandını kırarak hızlı bir yükseliş trendine girdi. 14 Mayıs Cumartesi gününe 15 Türk Lirası 48 kuruş seviyelerinde giren dolar, önceki günü 15,47 ile kapatmıştı. Gram altın ise 15 Mayıs Cumartesi gününe 901 lira ile giriş yaparken 899 Türk Lirası ile önceki günü kapattı. Euro ise dolarla arasında olan makas aralığını açtı ve hızlı bir yükselişe geçerek 14 Mayıs 2022 Cumartesi gününe 16 Türk Lirası 11 kuruş ile alıcının karşısına çıktı. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Kritik Selçuk Geçer açıklamalarını sizlerle paylaştık. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir. Dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir. Dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.